Herkese merhabalar. Fatoş'un Güncesi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşımdan almış olduğum İsveç kek tarifini hazırladım. Kabarmalara doymayan farklı bir kek tarifi. Buyurun hemen yapım aşamasına geçelim. Malzemelerimiz 4 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 200 gram kadar eritilmiş soğutulmuş tereyağı, 1 çay kaşığı hamur kabartma tuzu, 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket vanilin, 3 su bardağı un kullanacağız. Öncelikle 1 su bardağı eritilmiş soğutulmuş tereyağımızı ve sütümüzü derince bir bardağımızın içerisine karıştırarak alalım. Malzemeleri ekleme sırası biraz diğer keklerden yani klasik keklerden farklı arkadaşlar. O yüzden videomun sonuna kadar izlemenizi öneriyorum. Karışımızı kaşık yardımıyla karıştıralım ve kenara alalım. Hemen kalıbımızı yağlamaya geçelim. Bir yemek kaşığı tereyağımızı alalım ve kalıbımıza bir fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. Un yerine bugün arkadaşlar galeta unu kullanacağız. Un serptiğimiz zaman keklerimizde Benek benek kötü bir görüntü oluşuyordu Bu yüzden ben sizlere galeta unuyla Kalıbınızı unlamanızı tavsiye ediyorum kalıptan hem çok daha Kolay bir şekilde çıkıyor hem de Çok daha eşit bir şekilde Kekleriniz kızarmış oluyor 3-4 yemek kaşığı galeta ununu Bu şekilde kalıbımızın her tarafına gelecek şekilde Kalıbımızı çevire çevire unlayalım ve kalbimizi buzdolabına alalım. Mutlaka bu önemli ayrıntılardan bir tanesi arkadaşlar. Kalbınızı buzdolabına alın ki yağ eriyip akmasın. Bu yöntemle kekleriniz artık yapışmayacak ve rahat bir şekilde kalıptan ayrılmış olacak. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. 4 adet yumurtamızı çırpma kabımıza alalım. Bir su bardağı şekerimizi ilave ettikten sonra mikserimizi çalıştırmadan şöyle bir karıştıralım ki sıçramasın. Daha sonra mikserimizi açalım ve çırpma işlemine devam edelim. Yumurta ve şekerimizin hacmi 3-4 katına çıkana kadar çırpalım. 3-4 dakika bu şekilde çırptıktan hemen sonra unumuzdan bir miktar ekleyelim. Ve spatula yardımıyla sadece bir yöne doğru karıştırma işlemine devam edelim. Unumuzu bir miktar yedirdikten sonra süt ve yağımızı ilave edelim. Unumuzu 3 eşit e, olacak şekilde yani parça parça ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu önemli ayrıntılardan bir tanesi. Süt ve yağlı karışımızı ilave edelim. Ve bir, bir miktar daha unumuzu ilave ettikten sonra bir çay kaşığı karbonat, bir çay kaşığı hamur kabartma tozu, ve bir paket vanilimizi ekleyelim. Tekrar spatula yardımıyla unumuzu harcımıza yedire yedire karıştıralım. Hiç topak kalmayacak şekilde harcımızı karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada son kalan unumuzu da ilave edelim. Ve tekrar spatula yardımıyla saat yönünde yani sadece bir yöne doğru harcımızı karıştırmaya devam edelim. Harcımızda hiç topak kalmayacak şekilde karıştıralım ve kalıbımıza alalım. Harcımızın katılığı bu kıvamda olacak arkadaşlar. Harcımız tamamen pürüzsüz bir kıvam aldı. Bu aşamada kalıbımıza alalım. Buzdolabından kalıbımızı alalım ve içerisine harcımızı eşit olacak şekilde yayalım. Harcımızı kalıbımıza aldıktan sonra kalıbımızı birkaç defa tezgah bu şekilde vuralım ki içerisinde hava kalmasın ve kekimizi fırına alt üst ayarda olacak şekilde 55 dakika boyunca pişirelim. Pişme süresi fırından fırına değişkenlik gösterebilir, ona da dikkat edelim arkadaşlar. Ben 55 dakika boyunca öncelikle 150 derecede, daha sonra son 25 dakika 160 derecede kekimizi pişirdim ve kürdan testi yaptıktan sonra kekimiz pişmişse fırından alalım. İlk 45 dakika kesinlikle fırınımızın kapağını açmayalım arkadaşlar. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Kekimiz biraz soğuduktan sonra bu şekilde servis tabağını yerleştirip kekimizi ters çevirelim. Kalıbımız döküm olduğu için arkadaşlar biraz geç soğuyor o yüzden elinizi yakmamaya dikkat edin kalıbımızı çok iyi yağlayıp ve galeta unuyla kapladığımız için gördüğünüz gibi hiç zorlanmadan kekimiz kalıptan ayrıldı harika bir kokusu var harika bir lezzeti var mutlaka ama mutlaka bu tarifimi denemenizi istiyorum denedikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum Sunum için sizlerken küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Abone olduktan sonra da yorum yaparak, beğen tuşuna basarak da destek olabilirsiniz. Kekimizi sunum için hazırlarken arkadaşlar yağmur yağıyordu. Ben Ege'de yaşadığım için sürekli yağmur yağıyor ve arada görüntülerde bu şekilde ışık farkı olabiliyor. Hava kapalı olduğu zaman da arkadaşlar yani istediğimiz görüntüyü alamıyoruz. Bunun için de sizden çok çok özür diliyorum. Kekimiz soğuduktan sonra bu şekilde dilimliyoruz ve servis tabağımıza alıyoruz. kekimizin içerisi tamamen gördüğünüz gibi pişmiş ve asla bir hamurlaşma yok yumuşak bir dokusu var harika bir lezzeti var mutlaka ama mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum denedikten sonra da yorum kısmında görüş ve önerilerinizi belirtirseniz çok sevinirim bu kek tarifi içinde İsveç'te yaşayan arkadaşıma buradan teşekkür etmek istiyorum Deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Hoşçakalın, sevgiler, saygılar.